olur. Özellikle altını da merak ederek bir kapalı çarşıya dönelim. Yatırım uzmanı Şirin Sarı kapalı çarşıda bizi bekliyor. Şirin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi hemen önce bir doları soralım. Teşekkür Dolarda ederim sanki sabaha Erkan'ım, göre sağ biraz olun. yükseliş var. Şimdi dün öyle bir dalga yaşandı ki dolarda. Yani 3.33'ü de gördük. 3.50'ye de Evet. tekrar dayandığını izledik. Böyle 16 kuruşluk bir bantta Doğru. gidip geldik kur. Doğru. Bugün için ne bekliyorsunuz? Bir de az önce aktardığımız gündemle önümüzdeki hafta ne olur dolar? Şimdi dünkü EKK toplantısından sonra bir miktar hareketlenme gözlemledik 3.35 seviyelerinden sonra. Tabii ki bu toplantı sonuçlarının orta ve uzun vadede fiyatları pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Ama global bazda da doların değerlendiğini gözlemledik. Özellikle dolar endeksi 101 seviyesinin üzerine attı. Hafta başından beri gelişmekte olan ülke para birimlerine olan talep azaldı ve dolara olan talep arttı. Ki dün Euro bölgesinden gelen haberler de çok etkili oldu bu kararda. Önümüzdeki haftayı tabii ki 14 Aralık'ı dört gözle bekliyoruz. Bundan sonra 2017 içerisinde bütün finansal veriler ve beklentiler bu habere göre, bu toplantıdan çıkacak habere göre şekillenecek. Ne olabilir? Fed'den 20-25 bas puanlık beklenti, faiz artırım beklentisi zaten fiyatlandı aslında. Fiyatların içerisine girdi. Belki daha yukarıda bir faiz artırımı olur mu? Buna bakacağız. Ya da faiz artırımı olmaz mı? Buna da bakabiliriz. Ama tabii %100 beklenti şu an itibariyle. Bizim iç piyasada nasıl yansır? 3.5'un üzerinde aslında yeni bir yükseliş trendi başlayabilir diyebiliriz. Ama 3.5'un altında kaldığı sürece çok fazla dolardan korkmuyoruz şu an itibariyle. İçeride de bir iyimserlik havası hafta başından beri de devam etti. Bu aslında birazcık altın tarafına yansıdı. Sizin de söylediğiniz gibi gram altın ve çeyrek altında bu tarafta acayip bir yoğunluk var. Beklentiden çok çok daha fazla Özellikle bir talep altın var gram bulunamadığı, altına. altın sıkışıklığı yaşandığı konuşuluyor piyasada. Yani Anadolu'dan da çok yoğun talep var. Gram altın Doğru. bulamıyoruz gibi bazı şikayetler hep basına Doğru. da yansıdı. Yani gazetelerde de gördük, okuduk. Var mı şu anda altın bulmakta bir sıkıntı? Şöyle hafta başından beri özellikle Salı, Çarşamba, Perşembe bugün bizim bildiğimiz gibi anlatayım. Şöyle global bazda diyelim ki ons fiyatı 1270 ama fiziki piyasada 1276 üzerinden, yani yaklaşık olarak 6 onsluk bir farkla çalışıyor piyasada fiziki olarak talep olduğundan dolayı. Bu da gram bazında 130'sa gramı 131'e yaklaşık olarak çalışıyor. Yani fiziki anlamda kuyumcularla konuştuğumuzda altında bir talep var ve yetişemiyor şu an darphanede aynı şekilde altına. Ve bu da fiziki piyasanın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yani altın kıtlığı var şu an piyasada, kapalı çarşıda. Şirin Hanım, şunu da merak ediyorum. Ya özellikle bu dövizden TL'ye dön kampanyasıyla böyle döviz bilolarında çok ciddi bir hareketlilik var mı? Ne durumda? Yani ilk başta vatandaşın çok ciddi dolarını sattığı, TL'ye geçtiği gözüktü. İşte altına dönüş var zaten. Orada bir hareketlilik var mı bütün bu açıklamalar Evet. sonrası kapalı çarşıda? Tabii kapalı çarşıda da bir hareketlilik yarattı döviz tarafında. Bu zaten doların alternatifi olarak altına geçmesi şu an altında sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Aslında hafta başından beri